Herkese selam arkadaşlar. Bu sefer burada bir başlangıç yapmak istedim. Çünkü hazırlanacağım. Geçenlerde birisi yorum atmış ve denemeli kombin videosu gelir mi diye. Dedim tabii ki seve seve gelir. Onu yapacağız. Elimde dolabımın anahtarı var. Çünkü biliyorsunuz ben KYK'da kalıyorum. Ve hırsızlık olaylarına karşı herkesin dolabında bir kilit var. Beraber dolabımı açalım ve denemeli kombin videosuyla başlayalım. Herkes işini gücünü bırakıp anahtarlığımın güzelliğine bakabilir mi? Ben mesela normalde bu dolap kilit işini hani abartıldığını düşünüyordum. Çünkü hani hiç hırsızlık bir şey yaşanacağını düşünmüyordum. Hani tamamen herkes takıyor diye başta takıyordum. Ta ki geçen sene şu deprem yüzünden okullar kapanana kadar. Yani benim dolabımda kilit vardı. Altta da üstte de kilit vardı. Sadece bazamda yoktu ve bazamın altına da yani valizlerimi koyuyordum. Ve geldiğimde valizim çalınmıştı. Ve asla ilgilenmediler. Aslında ne kadar basit bir şey. Yani kamera kaydını açıp kimin aldığına bakabilirler. Ama asla bakmıyorlar arkadaşlar. Hani başıma geldi. Bu yüzden buradan uyarıyorum KYK'ya yeni çıkacak insanlara. Bazaya da kilit takın. O olaydan sonra bazaya da kilit taktım. Yani tamam valizdi. Neyse ki siyah basit bir valizdi. Ama telefonum çalınabilirdi, bilgisayar çalınabilirdi. Bunları yaşayanlar da olmuş. Ya, telefon çalındığında bile kamera kaydını açıp bakmıyorlar. Bence yani bu bir suç. Ve siz suçlunun yanında davranıyorsunuz. Salaksınız. Dolabımın iğrenç halini görmenizi istemiyorum. Çünkü ben 4 valiz falan geldim. Ve hani daha birçoğu evde. Bu yüzden çok karışık duruyor. Karışık çünkü. Ve çok dağılıyor yani. Ben ne zaman bir kombin yapsam ertesi gün burası dağılıyor ve ben her odaya geldiğimde ilk önce odayı topluyorum. Mesela normalde bu evde olsam ne yapardım? İşte yataktan alır, masanın üstüne koyar, masadan alır, yatağın üstüne koyar. O bir dağ olana kadar asla toplamazdım. Ama burada masam zaten dolu. Makyaj masası olarak kullanıyorum. Yatakta uyuyorum. Artı bir de dolabım var. Hani hepsi dolu olunca böyle aktaracağım yer olmuyor. Bazen sandalyemin üstüne koyuyorum. Ama sonra makyaj yaparken ayakta kalıyorum falan. Neyse ki bazen Nisan odaya gelmiyor. Hatta çoğu zaman gelmiyor. Onun yatağını kullanıyorum. Hatta kaç kez ona da yakalandık yani. Nisan bir geliyor yatağında böyle alakasız şeyler var falan. Yani odaya gelmeyen arkadaşlar. Sizi seviyorum. Keşke diğerleri de gitse biraz. Şaka yapıyorum. Alınmadınız değil mi? Bugün pantolon giymeyi düşünüyorum. Normalde böyle şeyler asla yapmam çünkü Antalya'da yaşıyorum. Ama neden? Çünkü buradan gösterebilir miyim? Arkadaşlar bacağımda yanık oluştu. Egzoza değdim. Egzoz yanığı oluştu. Salak olduğum için. Ve çok iğrenç bir hal almaya başladı. Sürtünce acıyor, kanıyor falan filan. Onun gözükmesini istemiyorum yani. Tamamen bu yüzden bugün bacaklarımı kapatacağım. Annem bunu beğendi. Benim en sevdiğim pantolonlarımdan birisini giyeceğiz bugün. Nerede o, bir saniye. Bunu giymek istiyorum. Çünkü bu benim en sevdiğim pantolonum. Diğerleri bana çok basit geliyor yani. Kot, siyah falan filan bir olaylı yok. Ama bunun rengi falan filan yani müthiş. Ben buradayım diyor. Tam ben pantolon. O yüzden bunu giyeceğiz. Üstüne düşünmemiz gerekirse şöyle çok şık bir üst var. Üstüne de bunu giymeyi düşünüyorum. Yani kafamda çok güzel bir kombin bu şu an. Bakalım giyince nasıl olacak? Giyelim. Arkadaşlar. Bence bayağı iyi oldu yani. Hiç bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. İşte şu taşlarla pantolon falan çok uyumlu oldu. Yani ben bayıldım. Bence müthiş. Başka bir şey denememe gerek bile yok yani şu an. Sadece bunun altına ayakkabı sıkıntısı yaşayabilirim. Yani benim siyah spor olarak cırt cırtlı var. Ama cırt cırtlı bu kombin çok çocuksulaştırır. Başka... Aaa şu var. Tamam. Tamam bunlar olur. Bunları beğendim. Bunu alsaydı bunları giyeriz.
Hemen pazardan 3 tanesini 10 liraya alıyorum. Nike logolu çoraplar. Çorabın orijinali bir para mı verecektik? Son olarak çantamızı da seçip şu dolabı kapatıp bu kötü manzaradan sizi kurtarmak istiyorum. Ya siyah ya da metalik bir çanta olması gerekiyor. Bence metalik olmalı, yani siyah gitmez gibi geldi bir an. Mango'dan aldığım KYK kredisini bıraktığım o çanta. Bence bu kombine tam oldu. Şimdi şu dolabı kapatayım artık. Başka bir şey yok diyor herhalde burada. Şimdi gelin beraber çantamı hazırlayalım arkadaşlar. Tutamadım. İlk olarak kesinlikle her çantada olması gereken, dışarı çıkıyorsak, kartlık. Yani artık nakit kullanan kalmadığı için böyle bir kartlık çok güzel iş görebiliyor. Ne kadar güzel parlıyor güneşte. Daha sonra tabii ki kendimize çıkartıp ara ara bakabilmemiz için bir ayna. Bu da yani her çantada olmazsa olmaz olan bir ürün. O an gloss'umuzu tazelememiz gerekebilir. Çünkü bunlar hemen uçup gidiyor biliyorsunuz ki. Bu yüzden bir gloss. Ve aynı şekilde parfümler. Bu arada bu parfüme aşığım. Çabuk SS alın bunu ve herkes gidip bundan alsın. Ya da almasın. Niye herkes aynı kokuyor? Boşverin. Dudaklarımızın nemlenmesi için bir adet nemlendirici. Şu kalem benim çok işime yarıyor. Bakın burada eyeliner'ı var, işte highlighter falan filan ve hepsi hani bir kalemde. Yani çıkartıp böyle makyajınızı çok kolay tazeleyebilirsiniz. Bu da çok güzel bir üründür. Birden ellerimiz kurursa diye bir adet nemlendirici. Ve saçlarımız karışırsa diye bir adet minik bir tarak. Bu arada bunun burası koptu. Yani bence bir çantada olması gereken şeyler bu kadardır. Bu da bugünkü kombinime uyduğu için bugün bu kılıfı takacağım. İnşallah bunların hepsi bu çantaya sığar. Başardık arkadaşlar. Hepsi buna sığdı. Ve kapanıyor da. Size geldi arkadaşlar. İnsana benzeme makyajına. İlk olarak her zamanki gibi şundan ve güneş kremi ikilisi ile başlıyoruz. Ben böyle Instagram'da falan cilt bakım videoları çektiğimde hani çok fazla arkadaşlarımdan şey alıyorum. Yalnız kanka o hareketi öyle yapmayacaksın. Sana ne? Ben böyle yapıyorum. Ben bunu böyle sürmek istiyorum. Abi siz nasıl sürerseniz sürün yani. Siz isterseniz gidin pamukla sürün. İsterseniz bezle sürün. Ben elimle sürüyorum. Ben kendi elimden iğrenmiyorum. Siz nasıl yaparsanız yapın. Sadece bunda değil yani. Yaptığım çoğu videoda, ki bunun bir doğrusu bir şeyi de yoktur yani. Üründen aldığım fayda alınmıyor mu o zaman? Güneş kremim Sinos. Yani müthiş olduğu için değil, ucuz olduğu için bunu kullanıyorum. O kadar da ucuz değil bu arada yani. Artık ucuz güneş kremi kalmadı bence. Ama o aşırı pahalı güneş kremlerine de verecek param yok maalesef. İş geliyor bence. Şu ana kadar bir yanlışını görmedim bana güneş kremimin. Birisi geçen çektiğim kampüs turu videosuna demiş ki kıyafet daha ağır olabilir. Niye? Yani YouTube kanalı kanka, böyle günlük hayatımı çektiğim bir YouTube kanalı. Haber bülteni mi sunuyorum ben, ne alaka, niye kıyafetim daha ağır olsun? Bu benim kişiliğim. Daha ağır olması daha mı çok izletecek? Bence hiç izletmeyecek bu arada. Yani kendim olmam izletir diye düşünüyorum. Sen daha ağır bir şeyler istiyorsan Show TV'yi açabilirsin. Şu an makyajsız halime aşık oldum yani. Hiçbir şey yapmasam, böyle çıksam bile şu an okeyim. Niye böyle oldu bugün bilmiyorum. Geçen ölü gibiydim. Şu an güzel yürüyorum. Ama neyse, yine de bir şeyler yapayım. Alışkanlık oldu, artık yapmak zorundayım. Bu arada makyajımı yaparken size asla almamanız gereken ürünler diye bir kutu hazırladım. Çünkü ben yandım. Siz de yanmayın istiyorum. Boşu boşuna paranız gitmesin istiyorum.
Bunların arasında makyaj malzemesi de olduğu için bunu şu an bu masada anlatmam mantıklı gibi geldi bana. Bunlardan ilki Bioderma'nın bu kapatıcı etkili güneş kremi. Bu sadece Bioderma için değil, bence kapatıcı etkili tüm güneş kremleri için geçerli diye düşünüyorum. Asla bir şey kapatmıyor ve bence asla güneş kremi etkisi de yaratmıyor. Yani çok yazık. Buna ayrılan paralara bence çok yazık. İğrenç bir şey. Neden aldım? Bir de yani bunu bana dermatoloğum önerdi. Tabii onların da anlaşması olduğu için onlar da artık yarı influencer gibi bir şey oldular. Yani nerede anlaşma var onu öneriyorlar. İnanmıyorum artık. Onlara bile inanmıyorum. Artık kime inanacağımızı şaşırdık. Kime inanacağız? Neyse, bana inanabilirsiniz. Yani bunu almayın. Bunda reklamlık bir şey yok. Bunu almayın. 2. Bu şu anki mesela bu kombinime çok güzel giderdi yani. Ama artık kullanamıyorum. Neden kullanamıyorum? Bu şey gratislerde falan filan kasanın yanında olan şeyler var ya. Arkadaşlar bakın, ben bunu sadece 2 kez falan kullandım. Ve kalanları şu hale geldi. Böyle topak topak oldu. Hepsi bir araya toplandı. Ve bakın, fırça örneğiyle göstereceğim size bunu. Bakın. Kas katı. Bak. Bak. Kullanamıyorum. Şu an o kadar güzel olurdu ki. Yani tam olarak bu kombinlik bir makyajdı. 2 kez falan kullandım. Bakın, kapağını asla açık bırakmadım. Bu yalan bu arada. Hani açık bıraktım da ondan olmuştur falan. Hayır. Sımsıkı kapattım. 3. kullanışımda bu haldeydi. Böyle günden güne birbirlerine kavuştular. Yani bu doluydu. Bunun hepsi doluydu. Ve bu duruma geldi. Çok çok üzüldüm gerçekten. Parama yazık oldu. Ve çok da severek kullanıyordum. Başta çok memnun kaldım. Hatta video falan çekmiştim. Arkadaşlarıma atmıştım. Alın aldırın diye. Hepsinden özür diliyorum. İnşallah almamışsınızdır. Çünkü böyle. Gratis çalışanlara da inanmayın. Neyse, hep kötü ürün konuşmak olmaz arkadaşlar. Birazcık dudağımı nemlendireyim. Bu. Bunu aşayım. Bunu alın. Bu güzel. Tadı çok güzel. Kardeşim, YouTube videosu çekiyorum. Bana gitmedim. Çok ayıp. Ben koyayım, ona da koyayım. Ne oldu, barıştın mı? Yok. Engelledim işte. Çok şükür. Ayrıl kanka dediğim ilişkisinden ayrıldı galiba artık. Bir yılın sonunda. Normalde ben saçlarımı düzleştirirdim. Ama artık saçlarımı ısı uygulamak istemiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi kel kaldım yani. Saçım kalmadı. Bu yüzden ne kadar kötü durursa dursun böyle devam edeceğim. Saçlarım böyle kalacak. Yani çok sürmesem de olurdu. Şu an büyük bir değişim göremedim. Bu yüzden beni mutlu etmedi. Benim acil kirpik taktırmam lazım. Max bu oluyor benim kirpiklerime. Max bu. Kötü ürünlere devam edelim arkadaşlar. Bu. Bu çok gereksiz bir şey. Bence sadece bu marka için değil, bu tarz sabitleme spreylerinin hepsinin çok gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bence sabitlemiyor. Yorumlara kanıp aldım. Trendyol yorumlarına da inanmayın. Yine deneyeyim ama bitsin diye çabalıyorum. Gerçekten yok. Yok. Olmuyor. Hiçbir şekilde olmuyor. Sıradaki ürünümüz bu taraklar. Bu taraklar da dünyanın en gereksiz şeyleri. Yani tek artısı böyle tırnaklarınız uzun sahne, onlar kokmasın diye bununla duşta böyle böyle yaparsanız o olabilir. Onun haricinde hiçbir şekilde yok saç çıkartıyormuş, saç uzatıyormuş, yok saç diplerine iyi geliyormuş. Yalan. Almayın. Bir diğer gereksiz ürüne gelirsek bu. Şimdi benim dedikodumu yapmaya başladı arkadaşlar. O da arkadaşları maalesef iyi bir fikir değil. Eve çıkacağım artık, yeter. Dayanamıyorum. İşte ben burada video çekiyorum. Bu benden kaşık istiyor. Çok kötü bir ürün bu arada. Kesin o da kötüdür. Bu ne? Bu şu bebek saçları çıkıyor ya, onları yapıştırmak için ama çok yağlandırıyor. Tam da belli ki bunun yağlandıracağı. Sanki wax yazıyor zaten. Evet, ne işte. Bekliyorum? Bilmiyorum, çok ölmüşlerdi. Bunu da almayın arkadaşlar. Bu da boşuna para verdiğiniz ürünlerden birisi. Allah'tan çok pahalı şeyler değil. Yani çok böyle yağlı yağlı oluyor onu sürünce. O da benim hiç hoşuma gitmiyor. Ve son değil. Sondan bir önceki gereksiz ürünümüz bu tırnak ürünü.
Kesinlikle tırnaklarıma hiçbir şekilde iyi gelmiyor. Güçlendirmiyor, uzatmıyor. Ama bayağı bir kullandım yine. Çünkü para verdim. Mecbur kullanıyoruz. Şimdi son. Saç tosisi. Bunu başta aldığımda çok memnundum. Gerçekten çok güzel dalgalar yaptı falan filan. Hala da memnunum. Yani bir zararını görmedim. Ama aynı şeyi Borno Zip'i de yapıyor. Hani Borno Zip'inin yaptığı bir şey için ben gittim buna para verdim. Para verdim diye kullanıyorum ama Borno Zip'i hatta daha güzel yapıyor. Daha kıvır kıvır yapıyor. Neyse kullanacağız artık. Mecbur aldık bir kere. Bunlar... Sen bebeğin bisküvilerini yedin değil mi? Yedim. Sen yurda gelmeyince ben onları yedim. Ne söyleyeceksin? O sen gel şimdi. Ben Mehmet'e çağırdım. Ben Mehmet'e çağırdım. Onunla konuşmayacağım. Onlar da tanışmışlar. Konuşmayacağım onunla. Gıcık buna. Gıcık buna biteceksin yani. Nereye atacağım? Hiç konuşmayacağım onunla. Çok saçma bir ortam olur. Aşkın sana kafayı yedirtiyor. Seni de mi araya gideceksin? Arkadaşlar az önce kamera düştü. Baştan koydum kesin. Şu an açık halde ama neyse. Şimdi takı takacağız. Kolum boş kalmasın diye şu Pandora'nın fake'lerinden olan bu bilekliği takacağım. Çünkü Pandora'mız yok. Pandora alanımız yok. Bunu takmak zorundayız. Bu arada Pandora arkadaşlar pahalı bir şey değil yani. Ben istesem şu an kendimi alırım. Ama bunun olayı başka birinin bunu size alması. O kadar sevgilim oldu. Bir tanesi bile almadı. Siz ne kadar öküz insanlarsınız. Ne olacak ya? Şunu 2000, 3000, 4000, 5000 lira verseniz. Kaç para Pandora? 2000. Bak ucuzmuş. 2000'miş bir değerli. Bence bunu arkadaşlar kolye gitmez. Çünkü zaten crop yeterince kendini gösteriyor. Bu yüzden bence boynum boş kalmalı diye düşünüyorum. Arkadaşlar akşam döneceğim için üstüme şöyle bir blazer ceket aldım. Bence bu çok şık yaptı bunu. Çok güzel oldu. Şöyle telefon, çanta. Hazırız. Yine çok güzel olduk.